Tabiri caizse kıpırdamakta zorluk çekiyoruz. Çok aşırı sıcak bir gün olmasına rağmen halkımız gerçekten büyük bir teveccüh gösterdi. Bizim için çok mutluluk verici. Biz de bu etkinliğe yeni bir sunumla katılalım istedik. İlk defa olarak arkamda gördüğünüz TF6000 militeri, yani aslında askeri diyebiliriz ama turbofan motorumuz. Halk arasında aslında jet motoru ama bu statü olarak turbofan motoru diyoruz. 6000 poundluk librelik bir itki veren bir turbofan motoru. Göz kararı yaklaşık 6000 beygir güç üretiyor diyebiliriz. Bunu ilk defa burada Samsun'da Teknofest'te göreceğe çıkarmış olduk. Aslında motoru çalışmaya 2,5 yıl yaklaşık, 2 yılı geçti biraz. 2,5 yıl olmadı ama 2 yılı geçti. 2 yıldan fazladır çalışıyoruz. Tasarımı bitti ve şu anda imalat aşamasında. Böyle bir büyük bir motorun prototipinin imalatı ilk defa yapıldığı için 1 yılı geçebiliyor. Ama bizim hedefimiz önümüzdeki yıl, yılın ilk aylarında bunun ilk defa imalatını tamamlayıp ilk çeyrekte de marşa basabilmeyi hedefliyoruz inşallah. Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Bu motorumuz, aslında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu ana kadar Türkiye'de tasarlanıp geliştirilmiş en büyük güçte bir motor. Yani 6000 beygir civarında bir güçten bahsediyoruz. Tabii bu kademe kademe. Biliyorsunuz T olarak bizim bir İHA grubu, pistonlu grubu bir motor sınıfımız var. Bir de jet grubu motorlarımız var. Jet grubunda uçak motorlarıyla helikopter motorlarını pervane çeviren, şaft gücü üreten motorları ayırırsak jet grubunda itki üreten motorları daha önce TC90 motoruyla küçük bir motorla başlanmıştı çok önceleri. Daha sonra TC300 motorunu geliştirdik. Onun bir büyüğü ve biliyorsunuz daracık bir çapta çok ciddi bir güç üreterek bir dünya rekoru kılmıştı motorumuz. O motordan da bu motora sıçrama yaptık diyelim. Tabii sıçrama yaparken teknolojiyi kademe kademe yükselterek gidiyoruz. Bu arada helikopter motoru da bir jet motorudur. Gökbey için geliştirdiğimiz TS1400 motorumuzda da çok önemli mesafeler kat ettik. Teknolojiler elde ettik. Onları da TC300'den sonra böyle büyük bir motora uygulayarak ilk defa böyle bir motoru geliştirdik. Bu fuar modelimiz ama tasarımı detayları bitti ve şu anda üretimde. Bir sonraki adımda inşallah milli muharip uçağın motoru olacak. Yani merdivenin basamaklarını mümkün olduğu kadar hızlı çıkarak en büyük ve en yüksek teknoloji içeren motora bir an önce ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında bu bir teknoloji geliştirme motoru. Tabii ki yapılan bir motor boşa boşa üretilmez. Bu motorun seçildiği güç sınıfı özellikle öyle seçtik. İhtiyaç duyulduğunda Kızıl Elma'nın ihtiyacını karşılayabilecek güçte ve ona uyabilecek bir boyutta özellikle seçtik. Bunun yanında hızlı milli hücum botlarımız geliyor. Yaklaşık 4 tanesi bir hücum botumuzu götürebilecek bir güçte. Ayrıca BOTAŞ'la görüşmelerimiz var. Geçenlerde bir protokol imzaladık. Doğalgaz hatlarında bu tip büyük güç üreten aeroderivatif diyoruz. Uçak motorundan türetilmiş motorlar çok yüksek güçler üreterek doğalgazı pompalamakta kullanılıyor. Biz de milli kompresörlerimizi, doğalgaz kompresörlerimizi üretmeyi planlıyoruz. Bir kullanım alanı da o. Tabii kompresör sürerken şaft gücü elde ediyorsunuz. Gemi için de öyle. Aynı zamanda bu motorun bir türevinden de elektrik üretimi amacıyla da yararlanmak istiyoruz uzun dönemde. Bu ordumuzun ihtiyacına da karşılık verebilir. Yani çok ciddi bir güç, 6000 beygirlik bir güç ve hafif ve küçük gördüğünüz gibi. Nihai bir üretimi de
aynı bu motorun çekirdeğinden arkasına bir kademe türbin kademesi kademeleri takarak Atak 2 gibi daha büyük helikopterlere de güç verecek şekilde özellikle seçtik. Bu motorun çekirdeğinden 3500-4000 beygir arasında fanı dışarıda bırakırsak bir helikopter için güç alabileceğimizi düşünüyoruz. Aslında proje takvimine göre daha birkaç yılımız var diyelim. Yani projemiz 2017'de başladığı için ne yazık ki helikopterden platformdan sonra başladığı için daha arkadan geliyor. Ama biz elimizden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışıyoruz. Proje takviminde süremiz olmasına rağmen Azerbaycan Teknofest'te biliyorsunuz bu yıl Savunma Sanayi Başkanımız beni sıkıştırdı ve bu yılın sonuna söz aldı. Yani biz daha önce motoru teslim ettik prototip ama uçurmak için değil entegrasyon çalışmaları içindi. Şu anda artık motorumuz yaptığımız denemelerde 1570 beygirleri rahatlıkla görebiliyor, üretebiliyor. Yani ciddi bir olgunluğa ulaştı. Biz de inşallah ilk motorlarımızı bu yıl bitmeden Tayyip'e Gökbey'de kullanılmak üzere, insanlı uçuşta kullanılmak üzere teslim etmeyi planlıyoruz.